O zaman sizden bir isteğim var. Bana Sübhaneke'yi okur musunuz? Elhamdülillah Müslümanım ama yani hiç dua bilmiyorum. İlk okula giderken Kur'an okuduğum için okuma yazmayı fazla şey yapamıyordum. Öğretmenin ailemle görüştü. Dedi ki Kur'an bırakması lazım. Yoksa dedi okumaya şey yapamıyor dedi. O yüzden de ailem Kur'an'ı bırakmamı şey yaptı. Sonra bıraktık. Vallahi abi çok karışık ya. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük. Sonra işte Allah büyük. Bana Sübhaneke duasını okuyabilir misin? Okuyamam. Neden? Yani yarım yamalak biliyordum. İlgim olmadığı için tabii. Başkan merhabalar, hoş geldin. İsim neydi? Serdar. Faik. Atakan. Bekir. Ercüment. Emre. Memnun oldum. Ne yapıyorsun? Okuyor musun? Çalışıyor musun? Okuyorum denemez ya. Açıktan okuyorum da çalışıyorum. Üniversite öğrencisiyiz ama kapalı olduğu için evden üniversite öğrencisiyiz. Peki gün içerisinde neler yapıyorsunuz? Vaktinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Kahvaltı, ondan sonra dizi. Sürekli film dizi, sürekli film dizi. Bak. Yapma ya. Bütün günü diziyle mi geçiriyorsun? Dizi, aynen öyle. Başka bir şey yok yani. Zaten final haftası. Sonra diziye kaldığı yerden devam. Pause tuşuna tekrar tıklayıp. Öyle. Sen kardeşim? Diziden daha çok oyun oynamayı seviyorum. Günümü oyun oynayarak geçiriyorum. Kaç saat oyun oynuyorsun? 8-9 saat oynuyorum. 8-9 saat oynuyorsun. Şey yok, evdeyiz ya, mecbur. İşte geçiyor genelde. Onun haricinde bir zaman bulursak mangal, onun gibi şeyler, böyle eğlenceli şeyler. Adana'ya gelince hemen mangala vurmaya başlamış. Kültürü hemen kapmışım başkan. Bu arada Müslüman mısınız gençler? Elhamdülillah. Elhamdülillah. O zaman sizden bir isteğim var. Bana Sübhaneke'yi okur musunuz? Ondan bende yok. Elhamdülillah Müslümanım ama yani hiç dua bilmiyorum. İlk okula giderken Kur'an okuduğum için okuma yazmayı fazla şey yapamıyordum. Öğretmenin ailemle görüştü. Dedi ki Kur'an bırakması lazım. Yoksa dedi okumaya şey yapamıyor dedi. O yüzden de ailem Kur'an'ı bırakmamı şey yaptı. Sonra bıraktık. Vallahi abi çok karışık ya. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük. Sonra işte Allah büyük. Okuyamam. Neden? Yani yarım yamalak biliyordum. İlgim olmadığı için tabii. Peki bana Sübhaneke'yi okur musun? Zaten bildiğim tek dua o. Bir tane daha söyle desen söyleyemem. Biz arkadaşlarla Cuma'ya falan gidiyorduk. Hoca Erfatiha deyince hepsi bana bakıp gülüyordu. Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük ve lâ ilâhe gayruk. Çok teşekkür ederim. En son ne zaman okudunuz bu duayı? Hatırlamıyorum en son ne zaman okuduğumu. Bu kadar uzun zaman oldu mu? Ya okumuşumdur da hani aklımda tutmuyorum yani Sübhaneke'yi ne zaman okumuşumdur diye bilmiyorum. Tamam. Sen? En son 12. sınıf din sınavında okumuştum. Ne yapıyorsun? Doğru bilmiyorum. Vallahi, en son zaman aynen. Etdayet'e kadar okuyorum. Başka yok. Yani cumalara gidiyoruz. Cumadan cumaya Müslümanız biz ya. Evet. Evet de mi bari? Bari evet de mi? Normalde peki Müslümanlar bu duayı ne zaman okur? Namaz sırasında. Tamam, işte Müslümanlar aslında namaz kılması gerektiği zamanlarda okuması gerekiyor değil mi? En son ne zaman kıldığınızda sen hatırlamıyorsun ne zaman okuduğunu, o diyor 12. sınıfta okudum. Neden bilmiyorsun peki? Hiç düşündün mü bunu? Vallahi ben hep çalıştım. Zamanım olmadı. Hep işle güçle uğraştım. O yüzden hep yarım kaldı yani. Namazdan uzaklaştık artık. Cuma namazına gitmek yerine daha fazla aktiviteler seçiyoruz. O yüzden dolayı. İşimiz düştüğü zaman Allah'a sığınıyoruz, dua ediyoruz. Yani bir deprem olduğunda veya bir gök gürüldüğünde bir Bismillah çektiriyor Allah. Aynen, ya da bir başımıza bir şey geldiği yani. Zaman. Yani bir sıkıntımız olduğu zaman dinimiz aklımıza geliyor. Onun dışında günlük hayatta o kadar kendimize kaptırmışız ki din aklımıza fazla gelmiyor. İnanıyoruz Müslümanız ama hani tam alışkanlık haline getiremedik. Şimdi başlarız başlamasına da emredildiği gibi 5 vakit kılmayınca bir anlamı da olmaz yani. Ya çok uzaklaştık. Şu anda dönemimizden dolayı da herhalde gençlik enerjisiyle biraz... Gençken insan daha kuvvetli, daha dinçtir. Daha çok yapması gerekmez mi? Yapması... Yaşlılara zor gelir hani soğukta abdest almak veya işte camiye gitmek, ibadet etmek. Yani gözü de görmüyor mesela, yaşlanınca gözlerin de zayıf görmeye başlıyor. Kur'an'da düzgün okuyamayabilirsin. Ama gençken hani öyle olmuyor işler. Gençken de diyoruz işte yaşlanınca falan ibadetimizi yerine getiririz diyoruz ama... Sen de mi öyle diyorsun yoksa? Ya biraz katılıyorum. Ama yaşlanacağım bile meçhul. Evet, onu her gün düşünüyorum. Bizim yapmıyor olmamızın en büyük sebebini ben sana söyleyeyim mi? Bir insanda iman ikiye ayrılır başkan. Biri taklidi iman, biri tahkiki iman. Taklidi iman nedir biliyor musun? Kişi namaz kılması gerektiğini bilir ama gidip kılmaz. Kişi zina yapmaması gerektiğini bilir ama gider zina yapar. Dedikodu yapmaması gerektiğini bilir ama ortamını buldu mu hemen dedikodu yapar. Faiz çekmemesi gerektiğini bilir ama bu adam zorda kaldığı zaman bir ev, bir araba alacağı zaman hemen gider faize girer. Vazifesine, görevine o adam niye gönderildi bu dünyaya? Buradan sonra nereye gidecek? Hiçbir hakkında fikri yok. Sadece cennet var diyor, cehennem var diyor, Allah var diyor. Benim namaz kılmamı istiyor. Kılmasam diyor Allah beni yakar diyor. O yüzden adam diyor ki ya cumadan cumaya kılarız. Ya da hafta içi ya işimiz gücümüz var, yoğunuz, muhasebe raporları var, girdiler var, çıktılar var. Kim bakacak onlara? Bunları söylüyor kendinde. Tahkiki iman dediğimiz şey bir müminin, bir kulun, bir Müslümanın asıl yapması gereken, yani sahip olması gereken iman şeklidir. Namazını kılmasıdır, ibadetlerini yapmasıdır, Kur'an'ı okumasıdır, orucunu tutmasıdır, kendini zinadan, gıybetten, faizden, bu tür haramlardan uzak tutmasıdır. Taklidi iman nasıl oluyor bir de bize biliyor musun? Bir kebapçı düşün. Adana'da meşhur bir kebapçı. Gitmiş bir arkadaşın. Gelmiş sana anlatıyor. Diyor ki bak böyle eti diyor var ya kıvamını çok güzel ayarlamış diyor. Acısını çok güzel ayarlamış diyor. Bir mezeleri var diyor. Ya anlatmayayım sen artık hayal et diyor gerisini. Sen de vay be diyorsun. Daha sonra o adam gidiyor senin yanından. Yanına senin başka bir arkadaşın geliyor. Diyor ki ya kardeş burada tanıdık bir kebapçı var mı? Sen başlıyorsun o kebapçıyı anlatmaya. Diyorsun ki kardeş bak şöyle bir kebapçı var. Böyle baharatlarını güzel katıyor. Böyle lezzeti var işte. Böyle güzel ilgileniyor oradaki insanlarla desen. Ve o adam sana dese ki peki sen o kebaptan hiç yedin mi kardeşim? Gittin değil mi oraya dese. Ve sen de desen ki yo gitmedim. Çok saçma olmaz mı? Çok komik bir durum olmaz mı? Kardeş gitmediysen neyi anlatıyorsun sen bana diyecek. Tadına bile bakmamışsın diyecek. İnsandaki taklidi iman da bu. Ne için namaz kılması gerektiğini bilmiyor o adam. Neden namaz kılması gerektiğini de bilmiyor. Sadece atası, dedesi o namazı kılıyor diye kılıyor. 5 vakit kılması gereken namazı bir insan niye sadece cuma günü gidip kılar? Cuma günü mü sadece Allah'a saygımız var? Bunu da geçtim. İnsani olarak düşün. Müslümanlığı, dini bir kenara bırakalım şimdi. Yoldan geçen bir adam sana gelse bir çikolata verse, bir para verse, ihtiyacın olan bir şeyi verse. Ne yaparsın? İnsani olarak bir teşekkür edersin değil mi? Abi Allah razı olsun teşekkür ederim dersin. Allah bize onca nimet vermiş. Sana çok güzel bir yuva vermiş. Çok güzel bir aile vermiş. Çok iyi bir anne baba vermiş belki. Üstümüze giydiğimiz şeyden hayatımızda bize gelmiş güzel olan her şey nimet. Sen bunları, bu nimetleri alıyorsun her gün ama teşekkür etmeye gitmiyorsun. Allah insanın hani gönlüne, yüreğine, kalbine bakıyor. Hani niyet de önemli, iç temizliği. Mesela ben evde bir tane kedim var. Sokaktan sahiplendim. Onun dışında ben sokakları da besliyorum. Mesela mama alırım ben. Onu da atırım. Hani bu da bence bir ibadet gibi bir şey ya. Zaten ibadet. İbadet değil demiyoruz. Sen bir tamirci ol tamam mı? Ben sana bir araba getiriyorum. Arabamı emanet ettim. Arabanın bujileri ateşlemiyor. Çekiciyle getiriyorum arabayı sana. Diyorum ki usta şu arabayı hallet diyorum. Bir tamir et diyorum. Sonra gidiyorum. Sen arabayı alıyorsun hacı. Arabanın lastiklerini şişiriyorsun. İşte camlarını siliyorsun. Arabayı güzelce bir yıkıyorsun. İçine güzel kokular sıkıyorsun. Akşam oluyor ben geliyorum arabayı senden almaya. Bakıyorum arabaya hacı. Lastikler şişmiş. Arabanın dışı böyle yıkanmış. Çok güzel ve temiz duruyor. Peki diyorum usta motoru ne yaptın diyorum. Ya ben onu yapmadım ya diyorsun. Ben sana bir daha araba getirir miyim? Yok güvensizlik olur getirmem. Neden? Ben sana o arabayı tamir edesin diye getirdim değil mi? Önce farz olan neydi o adam için? O arabayı tamir etmekti. Önce o bujileri değiştirmekti. Ama adam ne yaptı? Gitti önce arabayı yıkadı, lastikleri şişirdi, içine güzel kokular sıktı. Oysa ben ondan onu o an istememiştim. İşte bizim için de namaz aynen o motor gibi. Allah bizden önce farz olanı istiyor. Önce namaz kılmamızı istiyor. Namazınızı kılın, kıldıktan sonra da git yine çocuklara yardım et. Sokaklardaki kedilere, köpeklere, hayvanlara yardım et. Yine evine al besle, diğer insanlara yardımcı ol diyor. Çünkü hak 5'tir. Önce Allah'ın hakkı vardı senin üzerinde. O zaman ne yapacağız? Bugün başlayalım mı 5 vakit namaz kılmaya artık? Söz veriyor musun kılacağım? Veriyorum. Erkek sözü mü? Erkek sözü. Delikanlı sözü mü? Delikanlı sözü. Allah razı olsun senden. Bugün başlayacak mısın namazı? Başlayacağım söz. Söz mü? Söz abi. Delikanlı sözü mü? Delikanlı sözü. Sen söz veriyor musun? Söz. Delikanlı sözü mü? Delikanlı sözü. Tamam kardeşim. Teşekkür ederim. Allah'a emanet. Siz de abi Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Eyvallah. Kolay gelsin. Gel bir söz ver. Bugün akşam namazıyla kılmaya başla. Kılacağım ya. Bu akşam namazını kılacaksın. Başlayalım. O zaman gel seninle sözleşelim. Bugünden itibaren başlamanın vakti gelmedi mi sence? Geldi. Söz veriyor musun bana? Verdim. Delikanlı sözü mü? Bir yerden başlamak lazım hani. Gençken başlamak aslında daha iyi olur. Ruhun temizliği için, yani bedenen de o sabah erkenden kalkmak, o hareketler falan, hani vücudu, kemik yapısına falan her şeyde faydası var. Hani zihnimiz temizleniyor, illa ki çok faydası var. Hani ibadet dışında bahsediyorum hani bilimsel olarak. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Size dikkat edin kendinize. Görüşürüz.